Arkadaşlar merhaba. Bugün para kazanabileceğiniz, hızlı sonuç alabileceğiniz bir konsept için buradayız. Size bugün Ekim ayında kendimin de başladığı bir kanal konseptini göstereceğim. Ve bu konsepti neye göre seçtim? Para kazanmasının açılıp açılmadığına nasıl baktım? Kolay mı yapılıyor, uzun mu yapılıyor? Birkaç tane farklı alternatifini buldum. Ve bu alternatifini bulduğum kanallar da bir ay içerisinde 50.000 60.000 takipçi aldıkları için aslında bugün bu konsepti göstereceğim. Çok fazla DM'den geliyor. İşte bir konsept söyle, bir konsept söyle. Arkadaşlar bu işin en büyük temeli yani 10 tane başarısız olup bir tanesinde başarıyı yakalamaktır. O yüzden olabildiğince çok fazla araştırma yapıyorum. Olabildiğince çok fazla başarısız oluyorum ki günün sonundaki bir tane o başarılı kanalı bulayım diye. Evet. Öncelikle kanalımız bir shorts kanalı ve tamamen %100 yapay zekaya üretiliyor. Sesinden tutun, içerik ve bütün görsellere kadar her şey yapay zekaya üretiliyor. Gördüğünüz gibi bütün göstereceğim kanal bu konsepte kanalların para kazanması açılmış. Ve geçmişe dönük kanallar değil yani. Bakıldığında bu kanal 100.000 takipçili ama 2 ayda 100.000 takipçi yapmış. Bakın aylık 50.000 takipçi geliyor bu kanala. Ve 20 milyon izlenme alıyor globalden. 28 videoda 254.000 takipçi yapmış. İnanılmaz bir yükseliş. Yani bu Evergreen'in tamamen son noktasıdır. Yani önü o kadar açık bir kanal ki ve inanılmaz hızlı büyüyor. Yine buraya geliyorum. 43 video, 368.000 takipçi. Yani 43 video demek her gün bir video atılsa 43 günde. Hadi 2 günde video atıldığını düşünüyorum. 3 ayda 368.000 takipçi. Müthiş. Konsept olarak tamamen tarihi ama kesin bilgilere dayanılmayan tarihi varsayımların paylaşıldığı aslında bir konsept. Böyle tarihle alakalı mistik şeyler, tarihle alakalı ilginç bilgiler, o tarihle alakalı sosyal kültürler, işte Roma döneminin sosyal kültürel yapısıyla alakalı insanların tüm dünyadan izleyebileceği içerikler arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk aşamamız rakibimizin herhangi bir, yani seçtiğimiz rakibimizin herhangi bir videosunu alıp öncelikle buradan örnek içerikler çıkartmamız gerekiyor. Bu yüzden ben burada Stellar Saga'yı seçtim. Stellar Saga'nın da herhangi bir tane videosunu geleceğim şimdi alacağım. Hiç ne olduğuna bile bakmayacağım. Evet. Direkt evet bu videoyu seçtim aldım. Şimdi buradan da bu videonun metnini çıkartmam gerekiyor. O yüzden de Antiago'ya gidiyorum. Yine bütün kullandığım kısımları aşağıdaki açıklama kısmına bırakacağım. Buraya Antiago'ya giriyorum ve transcript dediğimde bana o videonun içerisindeki tüm metni çıkartıyor arkadaşlar. Baştan sona burada ne yazıldıysa, o videoda ne ağzından çıktıysa arkadaki seslendirmenin bütün hepsini bana veriyor. Daha sonrasında burada işim bitiyor ve ChatGPT'ye gidiyorum. ChatGPT'nin normalde 4'ünü kullanıyorum ama 3.5'ünü de kullanabilirsiniz. Öyle arada ahım şahım bir fark yok. Buraya öncelikle ChatGPT'ye diyorum ki GPT merhaba. Şu anda sana rakip kanalımın YouTube senaryosunu vereceğim. Bana bu içeriği tekrardan analiz edip aynı türde farklı bir metin yazmanı istiyorum. Yazarken ilgi çekici ve ilham verici olmasına dikkat et ve rakibimin kullandığı kombinasyonu iyi incele. Sonra iniyorum metin. Evet, iniyorum ve yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın, ChatGPT'den tekrardan bana daha iyi bir metin yazmasını istedim. Arkadaşlar şimdi bu metin için bir prompt listesi oluşturdum ChatGPT'ye ve şunu dedim. İlk yazdırdığım senaryoyu yazdım. Dedim ki bu metnin senaryosuna göre Midjourney'den 10 tane prompt istiyorum dedim. Ve bana işte başlangıçta yani hikayenin düzenine göre, akışına göre 10 tane farklı prompt yazdı Midjourney'de kullanabileceğim. Şimdi bunları Midjourney'e ekliyoruz. Ve buradan artık içeriklerimizi bulup montaj kısmına geçeceğiz. Evet şimdi Midjourney'e prompt'u yazdıracağım. Ve imagine diyorum, prompt'u yazdırıyorum. Daha sonrasında hyper realistic yazıyorum. Sinematik yazıyorum. Güzel bir açıda versin diye. Sonrasında 8K yazıyorum. Ve bu şekilde ilk görselimi oluşturmaya başlıyorum. 10 tane görsel editiyle beraber ortalama işte 58 saniye belki onun bilmiyorum şu anda ne kadar olacağını ama 1 dakikanın altında olması gerekiyor.
Ona göre ayarlayacağız. Hani 35 saniye ile 45 saniye arasında olması yeterli videoların. Sadece görsellerin hyper realistik ve metinle alakalı olmasına dikkat edin arkadaşlar. İlk görselimiz geliyor. Sanırım o Nero dediği, Roma İmparatoru Nero dediği adam geliyor. Bakalım. Ya bu şey çalıyor. Hikayede elinde ne var bunun? Gitar falan çalıyor. Hani bu... Ooo, çok güzel görseller. Evet, bu görsellerden şu birinci kısmı çok beğendim aslında. Şehir yanarken keman çalıyor. O yüzden bunu seçiyorum. Eğer ki, evet, şimdi size bir shorts yaparken bir taktik vereceğim. Bunu böyle alıyoruz ya, 9-16 yaptığımız için, yani dikey olarak kullandığımız için bu bazen görsel sığmıyor. O yüzden burada zoom out 2x var ya, bunu seçiyoruz arkadaşlar ki görüntüyü biraz daha öne alıp yan taraflara biraz daha açsın görüntüyü diye. Bu arada bu tarz konsept fikirleri için bir e-book yayınladım. Aynı zamanda da YouTube'a başlangıç için çok iyi bir eğitim seti yayınladım. Onu da aşağıdaki linkten giderek inceleyebilirsiniz. E-book'un içinde gerçekten işinize yarayabilecek 50 taneye yakın konsept var. Ve hepsinin işte SEO'sunu nasıl yapmanız gerektiğini tek tek söyledim. O da kendi sponsorum olsun bu video için. ChatGPT'den aldığım bütün görsel önerilerini hepsini Midjourney'de görsel haline çevirdim. Buraya getirdim ve topladım. Şimdi artık son olarak edit ve seslendirme kısmı kaldı. Onun için de CapCut kullanıyorum. Görselleri yan yana sırasıyla dizdim bu şekilde. Şimdi alt tarafa seslendirme yapıp biraz daha uyumunu sağlamam gerekiyor. Text kısmına gidiyorum. Default text'e tıklayacağım. ChatGPT'deki önce ilk paragrafı alıyorum. Bakalım sığacak mı buraya. Mindless. Evet, sığıyor. Şimdi buradan seslendirme yapacağım. Bir yandan da dinlemek istiyorum. Nero. One of the most scandalous rulers in Nero. One of the most scandalous rulers. Evet. Ben Charming Male'ı seçtim buradan. Yani genelde zaten bakabilirsiniz, buradakileri dinlersiniz. Hani biraz daha böyle konu seçtiğiniz konu biraz daha dark bir şeyse dark bir ses tonu seçersiniz. Ben biraz daha böyle anlatımında eğlenceli değil de daha çok enerjik olsun istedim. O yüzden Charming Male'ı seçtim. Bunu start reading diyorum ve önce seslendirmeye başlıyorum tekrar. Şimdi bunların hepsini bir seslendireceğim. Tekrardan bunu buraya getiriyorum ve tekrardan metni düzenliyorum. Tekrardan seslendir diyeceğim. Text to speech kısmından Charming Mail. Öncelikle altyazının çok önemi yok. İlk başta seslendirmeyi yapalım. Ondan sonrasında altyazı kısmını en son yapacağız. Çünkü doğru yerlere koyacağız metni. Evet, şimdi seslendirmemizi bakayım. It's a subject of controversy. He said to have had an affair with his gayet güzel bir şekilde yaptık. Buradan artık dikey bir video olması için bunu seçeceğim ve bütün videoları burada dikey haline getireceğim. O zoom out yaptığımız şey işte burada işimize yarıyor arkadaşlar. Midjourney'de zoom out yapın demiştim ya. Midjourney'de yaptığınız zoom out bakın ilk başta istediğimiz görüntülerin hepsini bize veriyor şu anda. Hiç görüntü kaçırmış olmuyoruz işte orada dikey yaptığımız için. Pardon, geriye çektiğimiz zoom out yaptığımız için. Evet, şimdi içerik biraz daha böyle beni tatmin etsin diye aradaki boşlukları silmek istiyorum ki insanlar hiç sıkılmasın. Bu tamamen kendi kişisel fikrim. Yani bu şu ana kadar benim kendi stratejim. Ama bunu değiştirebilirsiniz. Yani aradaki boşluklar sizi tatmin ediyorsa oralarda kalsın. Bu tamamen diğer kanallara bakmadan yaptığım bir şey. Bu ben insanların daha direkt sonuç odaklı olsun istiyorum. O yüzden aralarındaki bütün bu konuşma boşluklarını siliyorum ki direkt istediklerini alsın insanlar. En önemli kısımlardan bir tanesine geliyoruz arkadaşlar. Aslında bu görselleri hareketliymiş gibi bir efektlendirme kısmına geliyoruz. Burada artık tamamen hayal gücünüz, tamamen yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Ben işte dediğim gibi biraz daha girişler çıkışlar ekleyeceğim şimdi. Animasyon kısmına geliyorum. Mesela videoya biraz daha böyle girmesini istiyorum. Ama isterseniz ChatGPT'ye de CapCut'ta nasıl video montajlayacağınızı söyleyebilirsiniz. Bu videonun size nasıl montajlamanız gerektiğini ChatGPT de söyleyecektir. Ben biraz daha kendim yapmak istiyorum açıkçası. Biraz şimdi alacağım bu videoyu, yakınlaştıracağım şu abimize. Evet. Nero, one of the most scandalous rulers in Roman history, remains a subject of controversy. He's said to have had an affair. Evet, şimdi araya bir transition daha ekleyeceğim ki arada güzel bir geçiş olsun. Şöyle. Evet. The subject of controversy. He's said to have had an affair with his. Şimdi buraya bir combo daha ekleyeceğim. Şuna da şöyle bir combo beklemek istiyorum. Bakın şimdi bu yandan gelecek, bu aşağıdan gelecek. Aynen. Şimdi buraya birazcık soğuk bir efekti eklemek istiyorum. Yani soğukluk efekti eklemek istiyorum.
Çünkü içerideki dramatik bir yer bu. Dramatize edilmiş bir yer içeride. Evet, şunu ekleyeceğim bunun üstüne. Bakın. Şimdi remains bakın. A subject of controversy. He said to have had an affair with his own mother. Ama efekti bu kadar sert eklemek de istemiyorum açıkçası. Birazcık şöyle kısacağım. Biraz da speed'ini azaltacağım. Evet. Bu ilk kısımda Roma yandığın için, yani Roma yanıyor diyor burada. Buraya birazcık fire ekleyeceğim şimdi. Aklıma geldi. Alttan ateşler çıksın. Nero, one of the most scandalous fire kısmındaki ateşlerin rulers in Roman history. Şöyle biraz kısmak istiyorum. Evet. Bakın şimdi. Nero, one of the most scandalous rulers in Roman history, remains a subject of controversy. He's said to have had an affair with his own mother, Agrippina. Evet. Evet, şimdi editim bitti. Bir tek altına şu müziğimi de ekleyeceğim. İnternetten yine battle, işte medieval, eski zamanlar historical battle müzik falan yazsanız bir sürü müzik çıkar. No copyright olarak buldum ben yine. Hemen ekliyorum. In Roman history, bakın. Remains a subject of controversy. He said to have had an affair with his own mother, Agrippina, whom he later had. Gayet güzel. Şimdi son olarak caption kısmımız kaldı. Caption kısmımıza ekliyoruz. İngilizce caption. Haydi bakalım. Evet, Auda Caption'da yaptıktan sonra İngilizce'de Auda Caption yaptım ve bütün her tarafı altyazısına ekledim. Şimdi bu eklediğim altyazıyı güzel bir şekilde bir göstermem gerekiyor insanlara. Şu olur mu? Evet, bu olmaz. Ben yine Monsterat kullanacağım. Yani bana herkes kızacak. Ama ben Monsterat'ı çok seviyorum arkadaşlar ve Monsterat'ın gerçekten en okunulabilir fontlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Buradan birazcık daha Monsterat'ta arkaya Stroiko ekleyeceğim ki böyle biraz siyahlık olsun. Biraz da Glove eklemek istiyorum. Glove'umu bu sefer beyaz yapsam şöyle çok az. Controversy. Evet. He said to have had an affair with his own mother. Evet, altyazıyı da ekledikten sonra bir tane de animasyon yaptım. Buradaki şu animasyondan yaptım arkadaşlar. Bu animasyonu ekledim. Çok kolay zaten, bunu artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve videonun artık güzel, yani istediğim kısmı geldi. Bakın, bir Stellar Saga'nın videosundan ne farkı var veya daha demin izlediğimiz videolardan ne farkı var, kendiniz karar verin. Şurada yarım saat 45 dakikada yaptığım video. Nero, one of the most scandalous rulers in Roman history, remains a subject of controversy. He's said to have had an affair with his own mother, Agrippina, whom he later had executed. However, that's just the tip of the iceberg when it comes to Nero's alleged misdeeds. During Nero's rule, Rome witnessed one of its darkest moments, the Great Fire. Some believe Nero deliberately set the fire to make way for his palace expansion. As Rome burned, he played his fiddle on a balcony, seemingly indifferent to the suffering below. Nero also blamed Christians for the fire. Video bitti. Ne kapak fotoğrafı var, ne başka bir şeye ihtiyacı var. Bu şekilde yaptığınız videoları direkt günde bir tane atarsanız, yani günün sonunda izleniyor. Ve size başka bir örnek daha vereceğim. Bu, evet, İngilizce seslendirme yaptım ama bunu alıp İspanyolca seslendirme yapıp İspanyolca'ya, Türkçe seslendirme yapıp Türkçe'ye de atabilirsiniz. Zaten edite hazır, görselleri hazır bir video. Bu kolay arkadaşlar. Bu gerçekten günün sonunda para demek. Başından oturdum, size bir videonun nasıl yapıldığını anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Örnek olarak da bu videoları yaptıktan sonra YouTube'a atarken ne bir SEO yapmanız gerekiyor, ne açıklama, ne etiket yapmanız gerekiyor. Sebebini şu anda söyleyemeyeceğim, çok uzun. Ama şu andaki güncel YouTube algoritmasında short atacaksanız açıklama ve etiket koymamanız gerekiyor. Gösterdiğim hiçbir kanal açıklama ve etiket koymamış. Sadece shorts ve history etiketini bırakmışlar. Sebebi de YouTube dublaj politikası getireceği için artık sınırsız dilde, sınırsız içerik, yani içerikleri sınırlandırmak istemiyor. Kısaca böyle anlatayım. Umarım bu video bir kişinin bile olsa işine yarar. E-book'u da aşağı linki bırakıyorum. Instagram'da da bu tarz içerikler üretiyorum. Oraya da beklerim. Kendinize iyi bakın. Harekete geçin, başlayın.